Bu dersimizde Google Web Designer'da bileşenler konusuna giriş yapacağız. Bileşenleri daha iyi anlayabilmek için ve daha rahat çalışabilmek için sahne yapımız, önceki derslerimizdeki örneklerimizde olduğu gibi küçük bir yapıda değil, daha geniş bir yapıdadır. İlk inceleyeceğimiz bileşen 360 derece bileşenidir. Bir bileşeni kullanabilmek için ilk olarak bunu sahneye eklememiz gerekiyor. Bileşeni mouse ile tutup sahneye çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi çektiğimiz alanda bileşen oluşturuluyor. Tabii bu bileşen standart ölçülerde bir bileşendir. Fark edeceğiniz üzere küçük bir alanda bir galeri oluşturmak sıkıntılı olabilecektir. Tabii kullanacağınız yere göre değişmektedir bu. Örneğin mobil cihazlarda kullanıyorsanız küçük bir galeri alanı yeterli olacaktır. Veya bir banner alanı olacaksa yine ölçüye göre bir standart belirlemeniz gerekiyor. Bir bileşenin özelliğini değiştirmek için o bileşen seçilirken seçim aracıyla özellikler panelinde bu bileşenin konumunu, genişliğini ve yüksekliğini belirtebilirsiniz. Bunu tamamen sahneye bloklamak istiyorum. Sol ve üst konumunu 0 olarak belirtiyorum. Genişliğini 600 piksel, yüksekliğini de 400 piksel olarak giriyorum. Tamamen sahneme göre biçimlendim. Diğer düzenlemelerini boş bırakıyorum. Burada önemli olan bu galeriye resimleri nasıl ekleyeceğimdir. Bunu da yaparken bileşen özellikleri sekmesinde yer alan resimler kısmında görmüş olduğunuz bu butona tıklamak yeterli olacaktır. Bu butona tıkladığınızda çoklu seçim ile eklemek istediğiniz resimleri JPEG formatıyla ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bir URL'e girip resmi başka bir adresten çekebilir veya bilgisayarınızdan herhangi bir dizinden seçebilirsiniz. Yapacağımız örneğimizde bilgisayarımızda herhangi bir dizinden seçme işlemi yapacağız. Bilgisayarınızdan dosyaları seçin butonuna tıklayarak devam ediyorum. Ardından eklemek istediğim klasörde burada resimler klasörünü seçiyorum. Buradaki resimleri mouse ile tarıyorum veya dilerseniz Ctrl A kısa yol tuşuyla da hepsini seçebilirsiniz. Seçim işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi dosya adı kısmında hepsi görünüyor. Ardından aç butonuna tıklıyorum. Sonrasında ise eklemiş olduğum dosyalar listeleniyor. Burada yine bir ekleme yapacaksanız devam edebilirsiniz. Aynı şekilde URL sistemi ve bilgisayardan yükleme şeklinde. Tamam butonuyla devam ediyorum. Şimdi yapmış olduğum bu galeriyi tarayıcıda kontrol ediyorum. Bunun için ön izleme kısmından tarayıcımı seçebilir. Ardından ön izle butonuyla galerimi kontrol edebilirim. Yapmış olduğumuz galeri bu şekilde görünmektedir. Bu galeride parmağınız ile galeriyi sürüklediğinizde görmüş olduğunuz gibi 360 derece yani resim sonu geldiğinde tekrar başa saracak şekilde galerinizi kullanabilirsiniz. Kullanma işlemini parmağınızı veya mouse'u sağa veya sola çekerek yapabilirsiniz.